Kendini rahat bırak ve gevşe. Burnundan nefes al. Tamamen nefesine konsantre ol. Şimdi durgun bir deniz gibisin. Hafif bir rüzgar var. Rüzgar ol. Aman rüzgar olsa ol. Hayat sana güzel tabii. Öykü, konsantre olur musun lütfen? Nefes al, nefes ver. Şimdi içinden kötü düşünceleri atıyorsun. İçimden kötü düşünceleri atıyorum. Git Ayaz. Öküz Ayaz. Atıyorum seni içimden. Pislik Emre. Düşüncesiz Emre. Sülük Şeyma. Her nefes verişinde kötü duygulardan arınıyorsun. Arınıyorum senden. Uyuz Ayaz. Ay ben aramadım. Şeyma aradı diyor bir de ya. Aratmasaydın o zaman kardeşim. Annesi kılıklı ne olacak? Düşüncesiz. Saf. Kötülükler uzak olsun sana. Ayaz uzak olsun bana. Defol Emre. Kötü düşünceleri haykır ve içinden at. Uyuz Ayaz. Aptal Emre. Her şey senin yüzünden. Güzelim ilişkiyi mahvettin. Sürpriz hazırlamış bir de. Senin neyine sürpriz hazırlamak? Sen önce bir çeki düzen ver değil mi kendine? Kızım, hani bu bizi rahatlatacaktı ya. Ben daha çok gerildim. Ne bileyim ya. Spor hocam verdi. Böyle gerginsen iyi olur dedi. Bir dakika, bir dakika. Spor hocan erkek miydi? Ha, evet. Hah, işte ondan. Tahmin etmeliydim. Erkek işte ne olacak ki yani? Haklısın. Of, ne yapacağız biz bunlarla ya? Bilmiyorum. Sonra içeri girdik Gizem'le. Bir baktım, böyle bir sofra. Kız da tabii ben hazırladım zannetti. Ben de bir şey diyemedim. Neyse, sonra tam şurada şöyle bir yakınlaştık. Tak, içeriden bir ses geldi. Baktık baktık, kimse yok. Neyse ben Gizem'i eve bıraktım. Ama yani ortak acayip kıllandım ya. Yani o ses, bu masa, dün gece içeride kesin biri vardı eminim. Bakalım. Bakalım. Şimdi. Yemek hala ılık. Yani fazla uzağa kaçmış olamazlar. Bak 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 bak. Ekmekler soldan sağa dilimlenmiş. Yani demek ki katil solak olabilir. Ortak bak böyle yaparsan hakikaten bozuşuruz ha. Ortak sence de fazla abartmıyor musun ya? Hiç abartmıyorum çünkü bu benim için önemli bir şey. E tamam o zaman Burcu'dan şüpheleniyorum diyorsun. Git Burcu'yu ara. Sadece Burcu'dan şüphelensem iyi. Ha. Şeyma mı? Bence önce gene de Burcu'ya sor. Dur bir mesaj atayım bari. Ayaz Derin için böyle süslendiğini görse ne düşünürdü acaba? Derin için değil canım bu bir kere. Yani ilk iş günüm kızım ya salaş mı gideyim? Zaten nasıl bir yer bilmiyorum bile. Peki işe başladığını biliyor mu? Her şeye rağmen mesaj attım. Cevap bile vermedi. Bana gel, konuşacağız. Kim o? Abi. Kızım ne yaptın ya? Ne kadar sinirli mesaj bu. Üf, ne bileyim ya. Yine kesin kızmıştır bir şeylere. Ay neyse ya ben gideyim bari merak ettim. Tamam yavrucuğum bana şans dile. Sana şans diliyorum. Ya Burcu ilk iş gününe gidecek arkadaşa böyle mi şans dilenir kızım? Hiç oldu mu? İyi şanslar. Oldu mu? Oldu. Her şey çok güzel olacak inşallah. Olur olur. Yani ben şimdi sana panik yapma diyeceğim ama neyse demiyorum. Artık çok geç yaptım bile çünkü. O zaman çıkışlara da beni kız kıza bir şeyler yapalım. Kız kıza. Bu şahane fikrimiz çok ihtiyacımız var. İyi. Anlaştık o zaman. Hadi görüşürüz. Bye. Bye bye. Ne yazmış? TMM geliyorum. TMM ne ya? Ya tamam geliyorum işte diyor. Gençler sesler kullanmıyor ya. Ha iyi. Bana müsaade o zaman. Ben kaçayım ha. Nereye ortak şu öykü meselesini anlatacaktım. Ya of ne anlatacağım. Bir şey yok ki zaten ya. Hani iyilik yap denize at derler ya. Bizimki de o misal işte. Oğlum kıza hayalindeki işi ayarladım tamam mı? O ne yaptı? Gitti Derin diye bir salak herifin yanında çalışmaya başladı. Ama ortak o iş oraya doğru gidiyordu. Çok belliydi yani. Ya aman of. Bu saatten sonra ne yaparsa yapsın kendi bilir. Ben de kendi hayatıma bakacağım artık ya. Sen de öyle yap bence. Uğraşma şunlarla ya. Baksana. Takma kafaya yani. Kadınlar kafaya takar. Biz takmayacağız. Biz devam edeceğiz. İyi insan olunca tepene biniyorlar. Vallahi ben bunu yapanı bulmadan hayatta rahat edemem. Ama bir yandan da orada diyorsun tabii. Fazla üzerinde durmamak lazım. Yeni hayat mottom. Bekleme yapma. Devam et. Minibüsçü mü oldun ya? İyi hadi. Bekleme yapma. Devam et o zaman. Hadi. Ne yani? Bugün de mi işler bana kaldı? Her gün bana kalıyor. Bir gün de sana kalsın. Yok ya. Geçenki işi kim bağladı? O adamları ben yumuşatmasam biraz zor bağlardı. Allah Allah. İyi. O zaman çıkışta İlker'in kafeye gel de bir şeyler içelim ha. Erkek erkek. Vallahi iyi olur ya. Kafa da dağıtırız biraz. İyi tamam. Haberleşiriz. Hadi. Hadi canım. Dersi derste dinle. Yaramazlık yapma. Kimseyle kavga etme. Hey hadi bakayım. Ya. Dünyadan Şeyma'ya, dünyadan Şeyma'ya. Bizi duyuyor musun? Şeyma! Duymuyorum seni Olcay. Meteor çarptı bana. Meteor değil ama bak birazdan Olcay çarpacak ha. Vur Olcay, sen de vur. Herkes vurdu, bir sen kalmıştın. Sen de vur. Hadi kalk, işe gidiyoruz. Ne işi ya? Ya kızım, Önem Hanım seni çağırdı diyorum ha. Yalan borcu mu var? Selam söyle. Aleyküm selam canım. Hadi kalk makyaj yap, bir şey yap. Yüzüne renk gelsin. Giyin şıkır şıkır. Bak o salak Mete kendi kaybetti. Senin ona ihtiyacın yok. Çık bakalım sokağa, bak bakalım ne oluyor. Taş gibi kızsın be. Of. Geç kalacağım ben ya, ben çıkıyorum. Paran var mı senin? Ne yiyorsun öğlenleri? Bak, buraya para koydum ama borç, merak etme. Sonra alırım senden çatır çatır. Seviyorum seni be kızıl kafa. Üzme kendini, geçiyor. Hepsi geçiyor. Durumlar nasıl? Şöyle böyle. Bana söylemek istediğin bir şey var mı anne? Yok anneciğim. Anneciğim biz ne demiştik? Hani birbirimizden hiçbir şey saklamayacaktık? Cem'in okul masrafları çıktı epeyce. Şimdi lise sınavı için bir sürü kitap almamız lazım. Ay dershaneye göndermeyeyim diyorum ama mecburen göndereceğiz. Bir de okul aile birliği var bir yandan. Habire para istiyorlar ha. Daraldım. Ne kadar lazım? Lazım işte. Merak etme anneciğim. Bak, kızının bugün işte ilk günü. Çok çalışacağım. Çok kazanacağım. Söz veriyorum biz birlikte halledeceğiz bunu. Ay canım kızım benim. Akıllı kızım benim. Oy benim güzel kızım. Biraz akıllı oldum doğrudur. Bak, bir akıllılık daha geldi. Ne haber Kıvırcık? Sensin Kıvırcık. Sınav var mı ki? Ne sınavıymış bakayım? Tarih, 1. Dünya Savaşı. O zaman söyle bakayım, 1. Dünya Savaşı neden çıkmıştı? Ham madde ve sömürge arayışı. Bu gerçek neden. Bir de görünen neden var. Onda da biri birini öldürüyordu galiba. Acaba Sırp prensesi Öykü Acar, Macaristan veliahtı Ayaz Dinçer'i öldürmüş olmasın ya? Üf, abla. Ya abla. Hadi yürü, geç kalacağız. Görüşürüz anneciğim. Gerçekten mi? Yani yüzüme bile bakmayacak mısın? Özledim ben seni. Biz artık böyle mi olacağız yani? Bunun sorumlusu sensin. Ayaz, Ben senin annenim. Öyle misin gerçekten? Bence bir anne böyle davranmaz. Hele ki benim annem. Öykü'ye yaptığını unutmadım. Kolay kolay da unutacağımı zannetmiyorum. Ben dün aradım o kızı. Öykü'yü! Ay neyse. İşe geri gel dedim. Bağırdı çağırdı bana telefonda. Yani böyle bir zihniyet karşısında ne yapabilirim sence? Ya mesela böyle konuşmayı bırakabilirsin. Kullandığın kelimelere dikkat edebilirsin. İçten davranabilirsin. Zaten istesen de sana dönmeyecek. İşe falan ihtiyacı yok. Derin diye bir fotoğrafçının yanında çalışmaya başladı. Aa, Derin. Şimdi anlaşıldı. Demek ki o yüzden benimle böyle konuşmaya cüret etti. Sen hiç değişmeyeceksin. O zaman ben de değişmem. O halde beni özlemeye devam edersin. Bana gel, konuşacağız. Bence daha kibar olabilirdin. Kibar olmanın hiç sırası değil Burcu, anladın mı? Ne oldu? Acaba ne yaptım yine ben? Vallahi onu sen söyleyeceksin. Ne bu şimdi? Vallahi ben de sana aynı şeyi soracaktım. Anlamadım. Burcu, bugüne kadar Şeyma'dan ayrılmam için 40 tane takla attın. Sonra bana Gizem'le dün randevu ayarladın. Sonra da sırf bizi yakınlaştırmak için gelip bu sofrayı hazırladın. Doğru mu, yanlış mı? Ha evet. Evet. Ben yaptım. Ben hazırladım sofrayı. Benimki de böyle bir yer işte. Çok güzelmiş. Ne kadar zevklisin. Teşekkür ederim. Sen rahatına bak. Ben hemen geliyorum. Burası bayağı ev. Burada mı uyuyor bu adam? Burada yatıyor bu adam. Pardon. Burası benim hem evim hem atölyem. Yani burada uyuyorum, burada çalışıyorum, burada yiyorum. Her şey bu alanda oluyor yani. Ya biliyor musun? Seni çok iyi anlıyorum. Yani home office gibi. Ya ben de böyle en iyi çizimlerimi evde pijamalarla falan yapmışımdır. Tabii. Bunu sana niye anlatıyorum şimdi, değil mi? İstersen burada da pijamayla gezebilirsin. Benim için sorun yok. Her şey açık burası. Özgür alan. Kafana göre. Şimdi, bugün ilk gün. Biraz ders çalışalım mı? Hazır mısın? Hazırım hocam. Okul numaran kaçtı senin? Bilmem. Kaç olsun? 1 olsun. Her zaman 1 numara ol. Gel bakalım, takip et beni. Ya niye karışıyorsun Burcu? Ha? Niye her şeye burnunu sokuyorsun? Ben plan program yapmayacağım diyorum. Her şeyi akışına bırakacağım diyorum. Sonra eve bir geliyorum, sofralar mofralar. Kız da ben yaptım zannetti. Ben de hiçbir şey söyleyemedim. Ay tamam abi ya. Ben sen mutlu ol diye yaptım. Ya ben mutluyum ya da mutsuzum. Hadi diyelim ki mutsuzum. Niye karışıyorsun benim mutsuzluğuma ya? Ben mutsuzluğumla barışığım. Ya rahat bırakın beni. Ya o gün ofise geldiğimde çok mutlu görünüyordun. Seni uzun zamandır öyle görmemiştim. Bozulmasın istedim. Bak Burcu, sen benim kardeşimsin. Seni son kez uyarıyorum, tamam mı? Uzak dur, karışma. Hem böyle küçük hesaplar, küçük oyunlar sana hiç yakışmıyor. Bana tanıdığın başka birilerini hatırlatıyorsun. Anladın mı? Yapma. Geliyorum kraliçem, geliyorum. Günaydın kraliçem. Kızı getirecektin. Ne oldu o iş? Şeyma mı? Kraliçem, Şeyma bunalımda. Depresyonda, böyle fenalarda yani. Çıkamadı evden. Gel dedim gelmedi. Böyle kaplumbağa gibi yatıyor. Hep o Mete'nin yüzünden. Affedersiniz. Senden basit bir iş istedim. Onu bile başaramadım. Niye seni bu işte tutuyorum? Hatırlatsana bir bana. Çünkü ben sizin en sadık çalışanınızım. Anlaşıldı. İş yine başa düştü. Yaz adresini şuraya. Açık mı? Açık adresimi yazıyorum. Şimdi kraliçem, bu sokağa girince, yazın sokağa girince bir kasap var. Ona sırtınızı veriyorsunuz, böyle karşınızda tuhafiye var. Çıkabilirsin Olcay. Daha kırmızı bina. Bir de şey var kapıda kraliçem. Bir de kapıda yazıyor. Olcay to yazıyor. Olcay yani tanınmayayım diye Olcay to. Bir numara Öykü. Söyle bakalım. Soyut fotoğraf nedir? Soyut fotoğraf? Hocam, ışıklar kesildi de ben ona çalışamadım. Tamam, somut fotoğraf nedir? Somut fotoğraf? Aa, olabilir mi mesela? Sergideki fotoğraf. Senin çektiğin, benim fotoğrafım. Gerçi Ayaz ona çok kızmıştı ama olsun. O anlamaz, o öküz zaten. Ah, öküz fotoğrafı da olabilir mesela. Neden? Neden öküz fotoğrafı? Çünkü öküzler hayatımızın her alanında varlar ve onları çıplak gözle görebiliyoruz. Tamam. Peki soyut fotoğraf? Soyut fotoğrafta öküz olmayan erkek. Evet, öküz olmayan erkek. Çünkü bütün erkekler öküzdür. Öküz olmayan erkek yoktur. O yüzden öküz olmayan erkek fotoğrafı soyut bir fotoğraftır. Sağ ol ya. Çok teşekkür ederim. Ya ama ben onu senin için demedim ki Derin. Yani çünkü ben seni henüz tanımıyorum. Ama sende hiç öküz tipi yok. Buzağı tipi. Bakayım. Yok. Sende hiç buzağı tipi de yok. Sen iyi birine benziyorsun bence. Sende sincap tipi var. Ama bak sincaplar çok iyidir. Bol bol fındık yerler. Soyut fotoğraf, fotoğrafçının hayal gücüdür. Hayal dünyasıdır. Yani biz nesnelere ya da bir insana anlam yükleyebiliriz. Aa, gibi. Hani bana mutluluğun resmini çizebilir misin Abidin'deki gibi yani. Yani evet, öyle de diyebiliriz. Koku hafızası insanın en güçlü hafızasıdır. İnsanı yanıltmaz. Bu tütsüler özel. Bunları bugün için aldım. Ben de henüz koklamadım. Yıllar sonra birimiz bir yerlerde bu kokuyu duyduğunda bugünü hatırlayacak. Sen fotoğraf çekmeyi öğrendiğim gün dersin. Ne güzel bir gündü diyeceğim. Başlayalım. Ve bir sağlık haberi Ebola. En ucuz görünen tavuk... Atatürk Havalimanı'nda bugün karantina var. Kaç yaşındasın sen? Neden? Çocukça hareketler bunlar. Ben seni daha olgun bir kadın sanırdım. Daha güçlü. Bu haldesin. Bir erkek yüzünden. Aşk yüzünden. Komik. Şaşırdım. Hayatımda gördüğüm en yeteneksiz insanlardan birisin sen. Doğru dürüst bir işin bile yok. İş bilginde sıfır. Ama ben senin ne kadar zeki bir kadın olduğunun farkındayım. Başka meziyetlerin var senin. Kimsede olmayan. Kendi ayaklarının üzerinde durabilirsin. Sadece biraz yardıma ihtiyacın var. Tek başına güçlü bir kadın olabilirsin. Kimseye muhtaç olmadan. Metesiz, öyküsüz, tek başına, dimdik ayakta. Bunu istemez misin? Tek başına herkesin üstünde olmayı istemez misin? Dijital makine çıkınca tabii istediğin kadar çekme şansın oldu. Ama analog makinede doğru kadraj ve doğru anı yakalamak önemli. Sıkıldın mı? Yo, ne sıkılması ya. Ne güzel bir sürü şey öğrendik bugün Derin. Mesela analog falan, bayıldım. Öykü. Evet, çok sıkıldım, özür dilerim. Tamam. Zaten fotoğrafçı olmayacaksın. Bana ambiyans yaratacaksın. O yüzden bu bilgileri genel bilgiler olarak geçiyorum. Peki. O zaman bakalım bir şeyler öğrenmiş miyim? Deneyelim. Geç sen şöyle. Beni mi çekeceksin? Evet. Biraz da somut fotoğrafımız olsun değil mi? Ben fotoğraf çektirmem. Hadi canım, herkes fotoğraf çektirir. Evet. Ben hariç. Ya ben tütsü fotoğrafı çekmek istemiyorum. Çok sıkıcı. Yani dersin eğlenceli kısmı ne zaman geçeceğiz? Hem lütfen. Gerçekten şu an olmaz. Belki sonra... Beni mi kıracaksın? Tamam. Çek. Hah, şöyle işte. Şimdi gülümseyin hocam. Çekiyorum. Hadi gülümseyin ama. Ya ama böyle olmaz ki. Yani cenaze evinde miyiz şimdi biz? Biraz gülelim, eğlenelim değil mi? İyice düğün fotoğrafçısına bağladın ha. Ya belki yarın öbür gün işler falan gelmeyecek. Biz de düğün fotoğrafçılığı yapacağız değil mi? Olamaz mı? Bak şimdi gözünün önüne seni gülümseten birinin yüzünü getir. O seni çok mutlu edecek ve gülümseyeceksin. Tamam. Yakaladım. Bak doğru anı bekledim. Doğru kadrajı yakaladım ve çektim. Aferin sana. Geç bakalım. Sıra sende. Memnuniyetle. Ben senden gülümsemeni istemiyorum. Ben senden şu an hissettiğin şeyi gözlerinle anlatmanı istiyorum. Peki. Şimdi buraya. Oldu mu? Oldu. Ne diyorsun? Ben lisede de işe yaramazın tekiydim. Hep kopya çekerdim. Grup çalışmalarında kimse beni yanına istemezdi. Hep sona kalırdım. Öğretmenler zorla birileriyle eşleştirirdi. Ama bir konuda çok iyiydim. Satranç. Beklemezdiniz değil mi? Doğru. Pek senden beklenecek bir şey değil. Haklısınız. Ama iyiydim. Gerçekten çok iyiydim hatta. Karşımdakinin 10 hamle sonrasını bile tahmin edebilirdim. Bu konuşma bir yere varacak mı peki? Kimin neyi neden yaptığını 10 hamle öncesinden tahmin edebiliyorum diyelim. Mesela siz. Öykü oğlunuzu, Meral teyze de sevginizi elinizden aldı. İntikam peşindesiniz. Bana geldiniz çünkü ben bu konuda çok iyiyim. İntikam almakta yani. Kızgınken neler yapabildiğimi gördünüz. Ve benden faydalanmak istiyorsunuz. Haklısınız. Sizi anlıyorum. Ama size yardımcı olamayacağım. Niye biliyor musunuz? Çünkü içimden gelmiyor. Bir gün fikrini değiştireceksin. Hem de çok yakında. Kapıma geleceksin. Hazırım diyeceksin. Dua et, o gün seni kabul edeyim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi banyo yapacağız. Ne banyosu ya? Karanlık odada banyo. Hiç duymadın mı? Bir de karanlık odada yapacağız banyoyu. Ne diyorsun sen Derin ya? Ne demek istiyorsun? Öykü, film banyosu olabilir mi acaba? Yani analog film, negatifler, karanlık oda, tab ettirmek. Hiç duymadın mı? Duydum tabii ya. Duymaz olur muyum da sen öyle birden şey deyince ben şey oldum haliyle. İnsanlık hali. Tabii biliyorsun. Kediyim mi ben? Ne yapayım? Ya da sen beni en iyisi direkt kov. Çünkü ben zaten kovulmaya alışığım biliyorsun. Ya da ben en iyisi hiç doğmamış olayım. Çünkü hatalı imalatım ben yani. Bildiğin olmamışım ben. Defoluyum. Hem defoluyum hem de defolayım değil mi? Hadi yürü. Işığımızı açalım. Bizim mahalledeki dolmuşlar gibi oldu. Pardon. Ben bilmiyorum da neden kırmızı ışık? Çünkü fotoğraflar romantik ortamları severler. Yazıyor musun sen onu gerçekten? Şaka yaptım. Kırmızı çünkü kartlar kırmızı ışığa karşı duyarsızdır. Başlayalım mı? Gökyüzündeki yıldızlara, yeryüzündeki yalnızlara, yarım kalmış bütün aşklara baktım bugün. Dün kalbimi kırmışlara, yalanlara, dolanlara, cevapsız bütün sorulara dur dedim bugün. Açtım dünyaya kollarımı, sorsam söyler mi sırlarını? Açtım dünyaya kol. yollarımı. Sorsam söyler mi sırlarını? Aşk var mıymış, neredeymiş, hayal miymiş, gerçek miymiş? Son sözü kim söylermiş? Açtım dünyaya kollarımı. Sorsam söyler mi sırlarını? Açtım dünyaya kollarımı. Sorsam söyler mi sırlarını? Çok teşekkür ederim. Çok öğretici bir gündü. Rica ederim. Yani biraz zorladıysam kusura bakma. Yo yani ben biraz geç anlarım ama öğrendim mi hiç unutmam. Hepsi burada. Sevindim. Çünkü ihtiyacın olacak o bilgilere ileride. Peki şimdi yarın cumartesi ya. Biz moda evinde cumartesileri bazen yarım gün çalışırdık. Burada nasıl yapacağız? Burada günlere takılmanı istemiyorum. Saatlere de takılmanı istemiyorum. Burada bazen bir hafta hiç çalışmayız. Bazen 2 hafta hiç durmadan çalışırız. İşe bağlı yani. Ama bu kavramlara takılmanı istemiyorum. Yani o zaman yarın? Yarın boş. Merak etme. İş almadım. Peki, şimdi ben çok utanarak size bir şey sormalıyım. Anladım. Onu dert etme. İş başına para alırız. Burada hakkın yenmez, merak etme. Peşin alırız, kazandık mı da iyi kazanırız. Gerçekten kusuruma bakmayın lütfen. Ben normalde bu konuları hiç açmam. Sevmem de ama... Basın toplantısında ben de vardım. Ailenin durumunu biliyorum. Bir şey olursa bana söylemeni rica ediyorum. Ama zaten her şey yolunda giderse... bu iş bütün sıkıntılarını ortadan kaldıracaktır. Benimle çalışırken para en son düşüneceğin şey olsun. Bunları düşünmeni istemiyorum. Sadece yaratmaya odaklanmanı istiyorum. Tamam mı? Benim için hayalet yeter. Teşekkür ederim. Sen çok iyi bir patronsun. Patron? Bak bu kelimeyi sana yasaklıyorum. Sen çalışan değilsin, ben de işveren değilim. Burada başka bir şey yapıyoruz. Bunu zaten zamanla anlayacaksın. Ama anlayana kadar herhalde bildiklerini unutman gerekecek. Söz veriyorum, çok çalışacağım ve alışacağım bunlara. O zaman hayırlı işler. Hayırlı işler de enteresanmış. Ben susayım ve gideyim. En iyisi o olacak o zaman. Hoşça kal. Bizim mahalledeki dolmuşlar gibi oldu. Pardon. Ben bilmiyorum da neden kırmızı ışık? Çünkü... fotoğraflar romantik ortamları severler. Yazıyor musun sen onu gerçekten? Şaka yaptım. Kırmızı çünkü kartlar kırmızı ışığa karşı duyarsızdır. Ha. Başlayalım mı? Gökyüzündeki yıldızlara, yeryüzündeki yalnızlara, yarım kalmış bütün aşklara baktım bugün. Dün kalbimi kırmışlara, yalanlara, dolanlara, cevapsız bütün sorulara dur dedim bugün. Açtım dünyaya kollarımı. Sorsam söyler mi sırlarını? Açtım dünyaya kollarımı. Sorsam söyler mi sırlarını? Aşk var mıymış, neredeymiş, hayal miymiş, gerçek miymiş? Son sözü kim söylermiş? Açtım dünyaya kollarımı. Sorsam söyler mi sırlarını? açtım dünyaya kollarımı. Sorsam söyler mi sırlarını? Çok teşekkür ederim. Çok öğretici bir gündü. Rica ederim. Yani biraz zorladıysam kusura bakma. Yo yani ben biraz geç anlarım ama öğrendim mi hiç unutmam. Hepsi burada. Sevindim. Çünkü ihtiyacın olacak o bilgilere ileride. Peki şimdi yarın cumartesi ya. Biz moda evinde cumartesileri bazen yarım gün çalışırdık. Burada nasıl yapacağız? Burada günlere takılmanı istemiyorum. Saatlere de takılmanı istemiyorum. Burada bazen bir hafta hiç çalışmayız. Bazen 2 hafta hiç durmadan çalışırız. İşe bağlı yani. Ama bu kavramlara takılmanı istemiyorum. Yani o zaman yarın? Yarın boş. Merak etme. İş almadım. Peki, şimdi ben çok utanarak size bir şey sormalıyım. Anladım. Onu dert etme. İş başına para alırız. Burada hakkın yenmez, merak etme. Peşin alırız, kazandık mı da iyi kazanırız. Gerçekten kusuruma bakmayın lütfen. Ben normalde bu konuları hiç açmam. Sevmem de ama... Basın toplantısında ben de vardım. Ailenin durumunu biliyorum. Bir şey olursa bana söylemeni rica ediyorum. Ama zaten her şey yolunda giderse... bu iş bütün sıkıntılarını ortadan kaldıracaktır. Benimle çalışırken para en son düşüneceğin şey olsun. Bunları düşünmeni istemiyorum. Sadece yaratmaya odaklanmanı istiyorum. Tamam mı? Benim için hayalet yeter. Teşekkür ederim. Sen çok iyi bir patronsun. Patron? Bak bu kelimeyi sana yasaklıyorum. Sen çalışan değilsin, ben de işveren değilim. Burada başka bir şey yapıyoruz. Bunu zaten zamanla anlayacaksın. Ama anlayana kadar herhalde bildiklerini unutman gerekecek. Söz veriyorum, çok çalışacağım ve alışacağım bunlara. O zaman hayırlı işler. Hayırlı işler de enteresanmış. Ben susayım ve gideyim. En iyisi o olacak o zaman. Hoşça kal. Of! Hafta sonu fena maçlar var yalnız ha. Ne dersiniz? Beraber izleyelim mi? Oho! Şunların haline bak. Yakışıyor mu oğlum hiç? Kendinize gelin ya. Mete ne konuştuk seninle? Bekleme yok, devam et demedik mi? Yeni hayat felsefesi demedik mi? Bekleme yapıyorsun şu an. Burada duruyorum. Pek de hareket etmeye niyetim yok galiba. Emre, romantik şarkıların prensi ne oldu? Bende de bayrakları yarıya indi hocam. Hiç keyfim yok. Sen de mi Don Juan? Ben de abiciğim. Ben de papağanlardan nefret ediyorum. Ne? Ne? Ne papağan oğlum? Tamam anlaşıldı, anlaşıldı. Sizin bir içinizi dökmeniz lazım. Bir stres atmanız lazım. O halde Güzin ablanız yok, Ayaz abiniz var. Şimdi teker teker gelip derdinizi anlatıyorsunuz. İlker senle başlıyoruz. Ay papağana seni seviyorum dedirtmiş ya. Hem de Canan'dan nefret ettiğimi bile bile. Canan kim? Canan bunun ilk ciddi ilişkisi. Ay bir de beni onunla kıyaslıyor. Bakar mısın? Bir de ona yaptığı sürprizi sanki bana yapmış gibi anlatıyor. Kim bilir zamanında kimlere nasıl seni seviyorum dedi. Peki bana nasıl seni seviyorum dedi ha? Bir gün evde oturmuş futbol maçı izliyoruz. Ben buna çerez getirdim. Sağ ol hayatım, seviyorum seni dedi bana. Ya çerez getirdim diye bakar mısın öküze ya? Bak öküze ya. Oha ya, oha. Harbiden öküzmüş o da. Yani bence de yuh yani. Ağır net öküz ya, böyle katıksız. Yaptığım tribimde haksız mıyım arkadaşlara? Haksız mıyım? Haklısın Sibel'cim. Bu şerefli mücadelenin sonuna kadar arkasındayız biz. Aynen. O zaman ikinci bir emre kadar tribe devam kararlılığı diyorum. Evet, karar alınmıştır, tribe devam. Az bile yapmışsın ya Sibel'cim. Şuna bak. Yani ne var bunda anlamıyorum. Sibel'i Canan'la karıştırmışım. Hepsi bu. Yer mi yarıldı yani? Ne oluyoruz? Şuraya bak. Olacak iş mi? İnsanlık hali değil mi Mete? Evet tabii yani olabilir dil sürçmesi. Olabilir tabii ya. Ben de bir keresinde Burcu'ya anneanne dedim. Aynı şey. Kesinlikle aynı şey. Ben de ilkokul öğretmenime bir keresinde baba demiştim mesela. Ne olmuş? Hiçbir farkı yok abi. Sen kesinlikle haklısın. O yüzden hiç böyle surat asma, enerjini de düşürme. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eşek gibi kapına gelecek. Aa, şuraya yazıyorum. Sıradaki Emre. Dinliyoruz kardeşim. Sizinle İlker'in orada sürpriz hazırlamış şimdi benimkisi, tamam mı? Ay evet biliyorum, ben de yardım ettim. Ne yaptı kız şapşal? Ya güzel hazırlamış aslında, yazık. Ama şimdi bir şey de yapıyorsan tam yapacaksın değil mi? Biz bununla böyle tatlı tatlı muhabbet ederken çat. Kim aradı? Kim olacak? Şeyma tabii ki. Şimdi de Emre'ye yalakalık yapıyormuş. Hı? Kaç kere uyardım ben bir de bu çocuğu. Oğlum bak sen saf mısın dedim. Bu kızla senin ne işin olur? Kandırır bu seni. Benden özür dileyecek sözde. Hala kızla iletişimini koparmamış. Şimdi ben ne anladım bu özürden? Göstermelik yapıyor, göstermelik. Ha. Bir de şey diyor, ben vicdanlıyım diyor. Ay acaba biz neciyiz? Taş kalpli miyim ben? Vicdansız mıyım? Vicdan da bir yere kadar canım. Değil mi yani? Bak bu kız kaç sefer alttan aldı, başına neler geldi. Hayır bütün bu olanları bilmiyor mu Emre öküzü? Biliyor. Sen daha saçma sapan işlerle ne uğraşıyorsun? Öküzlük işte, ne olacak? Vallahi öküzlük. Bu erkeklerin hepsi aynı, öküzler hepsi. Ah, ah Emre ah. Abi benimki çok şey değil ya. Boş ver. Ya Emreciğim uzatma, anladık Burcu ile ilgili. Tamam bir şey yapmayacağım, anlat. Tamam anlatayım o zaman. En fazla bacaklarını kırdırırım. Ya oğlum ne acayip adamsın, anlat işte ya. Zaten uyuz oluyorum bu aralar Burcu'ya. Kesin sen haklısındır ha, illa o bir şeyler yapmıştır. Şş, oğlum biz varken sana bir şey yapamaz, anlat. He. Ya abi ben burada Burcu'ya bir sürpriz hazırladım, tamam mı? Ya biraz aramız bozuktu. Bir arkadaş var, onu hiç sevmiyorum. Bir kız, benim arkadaşım ama kesinlikle arkadaşım yani, öyle şey bir durum yok. Neyse, o aralarda o arkadaş beni çok arıyor. Herhalde biraz zor durumda. Ali İlker ne güzel sürpriz hazırlamış şurada ya. Evet ya. Ya neyse sohbet, muhabbet falan işte. Yine o arkadaş aradı. Burcu da dellendi gitti işte. Abi sen haklısın. Sen mi dedin kızı ara diye? Ha? Ha, oldu olacak telefon numaranı değiştir. Yok artık. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ayak yapmış orada. Başkası arasa da kızacaktır. Yolunu yapmış, yolunu. Ayrıca kıskançlık nedir ya? Kıskançlık nedir? Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz ya? Ya kızlar biraz relax olsanıza siz ya. Ya hep tepemizdeler, hep tepemizdeler ya. Sanki bizim etrafımızda böyle bir sürü talipler var. Tamam mı? Yani bazı talipler yok değil ama. Evet. Sendeyiz Mete. Vallahi beni geçin kardeşim. Yani benim söyleyecek bir tane lafım var kardeşim. O da ben haklıyım. Sen var ya doğuştan haklısın, doğuştan. Ya zaten ben şu Mete'nin hayatta haklı olmadığı hiçbir konu hatırlamıyorum. Her konuda haklı. Hadi geyiğe bağlamayın şimdi, hadi. Kısacası hepimiz haklıyız. Kızlar da haksız, doğru mu? Aynen öyle abiciğim. Kesinlikle. Aynen öyle. Ayaz ne yapmış peki? Gitmiş bana iş bulmuş. Sanki ben anlamayacağım. Ama anladım. Ondan sonra çıktım gittim böyle karşısına hesap sordum. Öyle önce kempküm falan etti. Sonra dedi ki ay ben senin iyiliğin için yaptım ama. Yer miyim? Yemedim. Dedim ki sen bunu kesin bencilliğinden yapıyorsun. Sırf Derin'in yanında işe girmeyeyim diye yapıyor. Sen de ne yaptın? Gittin Derin'in teklifini kabul mü ettin? Aynen öyle. Zaten işe ihtiyacım var. Ayrıca ben bu son dönemde iş bulamam ki olaylardan sonra. Ben de gittim Derin'in teklifini kabul ettim. Aferin kız, iyi yapmışsın vallahi, böyle parmağın uçlarında falan oynatamazlar. Evet, ama ben Ayaz'dan beklemezdim ha. Affedersin ama yaptığı çok... Öküzce değil mi? Bence de. Yani. Doğru, ne yapalım? O zaman kızlar, sonuçta ne oluyor? Biz haklıyız, erkekler haksız değil mi? Yani, doğru. Tamam, bence de. O zaman, öküzsüz bir hayat için, kadın birliği için... Erkek kuvveti, kadınsız bir dünya için. Var ya, ne yapmak lazım biliyor musunuz? Bunları böyle bir başına bırakacaksın, akılları başlarına gelecek. Nasıl yapacağız onu? Telefonlarına mı çıkmayacağız? Ay hayır canım, daha iyisini yapacağız. Kaçacağız. Ya nasıl kaçıp gideceğiz? İş güç ne olacak? Ay ne olacak, 2 günlüğüne işte ya. Hafta sonu ayrıca benim bir tane daha evim var. Oraya gideriz, tamam mı? Böyle mis gibi hava, börtü, böcek falan. Hem bize de iyi gelmiş olur. Ha? Romantik komedi filmi stoğu da yaparız. Ne dersiniz ha? Aslında var ya, öyle bir şey yapsak süper olur. Aynen ya. Detoks gibi. Öküzlerden arınma tatili. Tamam o zaman gidiyoruz. Hem bak şimdi gitsek akşam oradayız ha. Benim arabayla gidelim o zaman. Ay süper olur gerçekten, yapıyoruz değil mi şimdi? Yapıyoruz kızım. O halde karar alınmıştır. Gidiyoruz, tamam mı? Abi size harika bir fikir vereyim mi? Bak kızların 40 yıl düşünseler akıllarına gelmez. Neymiş o? Hafta sonu kaçamağı. Oğlum bizim bir tane dağ evi var, tamam mı? Oraya gidelim. Mangalımızı yakalım. Etlerimizi yiyelim. Maçımızı seyredelim. Orası bizim sonuçta yani. Karışan yok, görüşen yok. Oğlum eski günlerdeki gibi ya. Bekarlık günlerimizi hatırlasanıza oğlum. Ne çok eğleniyorduk o zamanlar. Hadi yapalım bunu. Ya bak bir kere kadın dırdırı yok abiciğim. Yok çoraplarını salonda neden bıraktın falan. Hani böyle şeylerle muhatap olmayacağız. Süper. Kadınsız, dertsiz, tasasız. Tripsiz, suratsız. Karışan eden yok. Olur. Vallahi bana uyar. Burcu uyar, bana da uyar. Mete uyar, sana uyar mı? Vallahi bana uyar da yani o hafta sonu, bu hafta sonu mu onu pek bilemem. Yahu gel işte, ne olacak ya? En çok ihtiyacı olan sensin. Oğlum adamın üstünden resmen tır geçmiş, bizim kadar söylenmiyor. Tamam dur bakalım ya. Hadi abicim hadi. Hemen gidelim. Bak bir de her şey benden haberiniz olsun. Ulan yine şanslısınız ha. Tamam iyi, hadi siz benim arabaya gidin, biz geliyoruz. Özel cips, kola, kilit. Lan kaç yaşına geldin Allah aşkına şu hareketlere bak. Oğlum bak arabanın ön koltuğuna ben oturacağım, haberin olsun. Abi resmen çocukluğuna döndü ya. Sen şimdi çelik ayna falan da yaparsın. Öne ben oturacağım. Ya tamam. Öne ben oturacağım. Tamam. Öne ben oturuyorum. Hadi. Evet ortak, dinliyorum seni. Ben gelmeyeyim be ortak. Şimdi şu işleri bir halledeyim ya. Böyle içime sinmeyecek. Hoppala. Ya yine ne oldu ya? Bir gideyim Gizem'le konuşayım bir ortak. Şimdi o romantik sofrayı falan gördü ya. Ha bu arada onu yapan kim olduğu belli oldu. Burcu'ymuş. Yani. Neyse kız yanlış anladı abi. Şimdi ben bir konuşayım. Bir yavaşlamak lazım yani. Böyle olmaz. İyi peki sen bilirsin. O zaman hallet işlerini sonra atla gel. Tamam. Hadi siz gidin abicim. Eğlenin, kafanızı dinleyin. Ben de biraz daha oturup bir iki bir şey daha içip kaçarım sonra. İyi, tamam. Sen bilirsin. Ha bir şey olursa ara ha. İyi. Hadi iyi eğlenceler. Alo, Gizem nasılsın? Ha, iyiyim ben de iyiyim, sağ ol. Ne soracaktım? Akşam müsaitsen bir sana geleyim mi? Konuşuruz falan. Ha? Tamam, süper. Oldu, arayacağım. Görüşmek üzere, bay bay. Nereden çıktın benim karşıma? Tesadüf. Kader. Çok güzel ya. Nasıl? Çok güzel burası. Böyle bir evin var ve bize söylemiyorsun. Ya. İlker, bak sen hemen televizyonu açıyorsun, güzel bir ortam hazırlıyorsun. Biz de Emre kardeşimle hemen mangalı yakarız. Hava kararmadan. Yakabilirsin değil mi mangalı? Yakabilir miyim mi? Oğlum benim yüreğim mangal olmuş. Sen neyin peşindesin? Aslanım benim be. Oğlum yalnız çok eğleneceğiz ya, çok. Hadi gelin. Gel. Beni takip et. Bak şurayı görüyor musunuz? Güzelmiş. Sibel'cim ya, ne iyi ettik de geldik. Aklına bin yaşa. Temiz hava şimdiden iyi geldi. Ay ben yanıma böyle bir sürü bakım malzemesi falan da getirdim. Ay, yurt dışından çok acayip kremler geldi. Onları da deneriz değil mi? Ay sen bana bakım de, hepsini deneriz güzelim. Hepsini deneriz. Ay çok güzel bir hafta sonu olacak. Hadi. Hadi gelin abi. Yok artık. Var sizin burada. Asıl sizin ne işiniz var? Burası İlker'in evi. İlker'in evi mi? Burası benim evim be. Ne İlker'in evi? İlker'cim söyler misin? Kimin evi burası? Yani belki kağıt üzerinde onun olabilir ama... Ya yuh ya! Sapık gibi takip etmişler bizi. Görüyor musunuz kızlar? Ya bir dakika. Kim kimi takip ediyor ya? Biz erkek erkeğe gelmeye karar verdik buraya. Allah Allah. Biz de kız kıza karar verdik. Ne olacak? Evet. Hadi gidin bakayım siz. İsterseniz otelde yatın, isterseniz arabada kalın. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Hayır öyle bir şey yok. Bu ev benim. Aynen öyle. Biz İlker'i yedirmeyiz. Siz gidin. Öyle mi? Kızım git. Bastır öyle. Hadi Ayaz. Kim alır sana be? Kız alır. Tüş. Hadi ya. En güzeli. En güzeli sanıyorsun. Ya al şunu ya. Kazanır. Boş şöyle. Hadi be sen. Evi kaptırdık Ayaz. Ayaz hadi oğlum Ayaz, ya. Aç. Aç şu kapıyı. Hadi be. Kızlar gelin. Canım ya. Kaslar dışarıdan hep balon böyle ama iç havacı var demek ki. Harika ya. Çıkın. Abi ne yaptın sen ya? Açamadın bir türlü kapıyı, içeri girerdik, yer seçerdik. Oğlum, dirsek attı, görmedin mi? Faul yaptı, bu centilmenlik dışı hareket. Tamam. Ne yapacağız şimdi siz, onu söyleyin. Siz merak etmeyin. Onlara günlerini göstereceğiz. Onlar buradan ağlayarak çıkacak. Göreceksiniz, yürüyün. Çantamı da al. Ben geldim. Nasılsın fıstık? Bugün kızınızın doğum günü ama bugün çok önemli bir gün. Yemek yemedin mi sen? Yedim. Önem Hanım seni sordu bugün. Adresi istedi benden. Geldin buraya. Geldi. Böyle mi karşıladın onu? Ha, bir şey giyseydin bari üstüne. Ortalığı da toplamamışsın. Topladım. Topladım diyor ya. Gitti. Kayış koptu kızda. Uhu, bak bu çöp. Bak. Ya Olcay! Ayıp oldu kadına ya. Ne dedi peki? Hadi anlat, çatlatma insanı. İşe geri almak istedi beni, ben de reddettim. Ne yaptın? Reddettim. Bak nasıl da rahat söylüyor ya. Kızım, Önem Hanım reddedilmekten hiç hoşlanmaz, köpürmüştür kadın. Bana ne ya? Sana tek bir şey soracağım. Sen kendine gelecek misin, yoksa ben mi getireyim? Peki. Ne yapıyorsun be gerizekalı? Bir daha de bakayım, gerizekalı de. Gerizekalı! İşte eski Şeyma geliyor. Dur. Ben işimi bir garantiyim. Olcay, öldürürüm seni! Yakala da öldür. Öldürürüm! Gel hop. Buraya! Gel buraya! Yakalasana! Gel! Oh! İmdat, katil var! Ay vurma! Sırılsıklam oldum ya! Geldin mi kendine? Sana ne? Geldim. Bana bak ya! Ya bir suya mı bakıyordu ya? Bilseydim geldiğinde seni soğuk duşa sokardım. Ya Olcay rahat bırak beni vallahi ya! Hayatta bırakmıyorum. İyi dinle beni. Bundan sonra kös kös oturmak yok. Yumurtlama dönemi bitti anacığım. Bundan sonra ben ne dersem o olacak. Ya sen yapacaksın ya da senin yerine ben yapacağım. Şimdi beni iyi dinle. Oh be, evde bir ses olsun ya. Ay Öykücüğüm, bizim dizimiz başlar. Açsana şunu. Açayım canım, yani daha iyi bir işimiz yok nasılsa. Abi asıl bizim maç var aslında, onu açalım bir an evvel. Abi normalde İlker'e hiç katılmam ama bence de maçı açalım. Az kaldı çünkü. Merak etmeyin gençler, kontrol Ayaz abimizde. Hoppa! Yavaş be! Öküz! Ya sen kibar bir adamdın, ne ara bu hale geldin? Hayatım, bunların son kullanma tarihi var. Taze tüketeceksin bunları, sonra öküze bağlıyorlar, biliyor musun? Ne oldu Burcu? He? Hoşuna mı gitti? Evet, çok hoşuma gitti. Ne oldu, beğenemedin mi? Ayrıca saçmalamayın lütfen ya, maç mı izleyeceğiz? Ver bakayım şu kumandayı. Yok ya, dizimi izleyeceğiz. Kız mıyız biz? Kızlar. Ayaz sığırın tekiymiş. Ben bunu yeni anlıyorum. Kız mıyız diyor ya, dizi mi izleyeceğiz diyor. Çocuğum, seksist misin sen? Yani evet, birazcık seksi olduğum doğrudur. Ayaz, ya ben senden çok fena soğuyorum. Ne yapacağız? Ver şu kumandayı. Sen git, ojeni mojeni falan değiştirsene. Pişti olmuşsunuz. Veriyor musun, vermiyor musun? Vermiyorum. Tamam o zaman. Sen kaşındın. Ne yapıyor oğlum? Aa! Susun. Beni dinleyin. Şimdi madem yani aynı evin içinde düşman birlikleri olarak yaşayacağız, aramızda bir sınır olması lazım değil mi? Gel tatlım, gel. Ay, geldim. Geç şu tarafa, geç. Ne yaparsanız yapın, ilgilenmiyoruz. Ama kimse alanın dışına çıkmayacak. Kabul mü? Ay bana uyar. Bana da uyar tamam. Bana uyar. O zaman erkek tarafından bir temsilciyi anlaşma yapmak için bu tarafa çağırıyorum. Bir dakika. Asıl ben kızlardan bir temsilciyi yanıma çağırıyorum. Evet. Ay of Ayaz ya, gel işte. Ne diyorsunuz? Sakın abi. Onlar yazıyor. Ay çocuk musunuz ya? Allah aşkına yani. Kız bunlar çok komikler ha. Tamam ya. Üzülmeyin o zaman. Ortada buluşalım, olur mu? Olur. Anlaşma imzalanmıştır. O zaman kızlar biz dizimizi izleyelim, değil mi? Nasıl bir adamla karşı karşıyayız? Tehlikeli bir adamla şey. Kaldı mı? Yazık kız. Tiplere bakmadın mı? Televizyon da onlarda kaldı. Düşman sandığımızdan akıllı çıktı. Çok tehlikeliler, çok. Çok. Kazamız mübarek olsun. Ay. Patlayacağım neredeyse zaten. Üçüncü de bana zorla Zafer Bey, gelin size kahkaha terapisi yapalım dedi. Ona çalışıyoruz işte. Orada tanışmışsınız. Birilerini tanıştırmaya karşıyım. Beni büyük bir yükten kurtardınız. Şimdi gideceksin o üst kattaki hop diyeceksin, hayırdır ne oluyor diyeceksin. Çatır çatır konuşacaksın. Mete diyeceksin, benim nişanlım diyeceksin. Akıllı ol diyeceksin, eski Şeyma olacaksın. Herkese dersini vereceksin, tamam mı benim akıllı kızım? Tamam mı benim kızıl kafam? Tamam mı benim şeytan Şeyma? Tamam ama böyle mi gideceğim? Üstümü değiştireyim. Hadi oradan. Aklı sıra beni kandıracak, erteleyecek. Yok öyle bir şey. Hadi bakalım gidiyorsun. Yürü, yürü. Ya Olcay yapma ya. Hadi bakayım, hadi. Ya, ne olur. Olcay. Ya Olcay manyak mısın? Açsana! Olcay! Aç! Melek! Dışarıda mı kaldın? Ne oldu? Canım yok. Olcay duşladı da şimdi açar ya. Sağ ol canım. Problem yok. Olcay! Olcay! Hadi gel bana, duştan çıkınca girersin içeri. Hadi kapıda kalma, gel. Tamam canım. Yani sinirden patlayacağım neredeyse zaten. Üçüncü de bana zorla Zafer Bey, gelin size kahkaha terapisi yapalım dedi. Ona çalışıyoruz işte. Bu arada tanışmışsınız. Bence harika olmuş. Birilerini tanıştırmaya karşıyım. Beni büyük bir yükten kurtardınız. Geç bakayım yerine. Aa, sınırı geçme. Aman. Nereden geliyorsunuz siz? Sorun yok abi, benimle birlikteyimler. İşte onun için soruyorum zaten. Tülay. İzleyebilirsin Emreciğim. Şeyden geliyoruz. Yani dizi izlemek ayıp bir şey değil sonuçta. Sınırı geçmediğin sürece istediğin şeyi izleyebilirsin. Böyle gözüm kaydı benim. Erkek adam böyle kadın dizileri izlemez. Hele maç varken hiç izlemez. Ben sürekli telefon oynadım. Hiç pek öyle reklam bir şey almadım baba. Amcam kaçırdı bizi. O söylesin. Yani kızlar... Kesin artık yeter. Ben hepinizi tek tek aradım. Bir şey diyeyim mi? Hepinizin telefonları kapalıydı. Bu herif var ya... Kesin aldatıyor karısını ha. Demedi demeyin sonra. Onu başta göstermiyorlar tabii ama finalde ortaya çıkacak. Kesin aldatıyor ya. Ben anlarım abi, şu bakışlara baksana adamın ya. İlker, seni kızların birliğine atayım mı, ister misin ha? Alo! Kendine gel oğlum ya. Tamam oğlum, ne var ya? Sürükleyici dizi yani, biraz öyle ilgimi çekti o kadar. Biz her gece evde onunla dizi izliyoruz. Hatta bizim özel dizi gecelerimiz falan var değil mi Caniko? Ha? Ha, yalancı. Şuna bak. Külliyen yalan arkadaşlar. Vallahi billahi dizimizi seyretmiyorum ya. Yani ben öyle diziyi izliyormuş gibi yaparım ama yandan yandan uyurum yani. Ya ben izlemiyorum dizimizi ya. Saçmalamayın. İzliyor musun işte İlker? Bırak Allah aşkına. Ha. Pıs, 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 gel. Gençler, bu böyle olmayacak. Onlar tabii alıştı bizim iyiliğimize. Bulmuşlar bizim gibi delikanlı paşa çocukları, sömürüyorlar. Çıksınlar bakayım dışarı. Sokakta ne tipler var. Bize şükretsinler oğlum. Hiç. Ne yapacağız peki? Öküz nasıl olurmuş göstereceğiz. Zafer Bey, gelin size kahkaha terapisi yapalım dedi. Ona çalışıyoruz işte. Bu arada tanışmışsınız. Bence harika olmuş. Birilerini tanıştırmaya karşıyım. Beni büyük bir yükten kurtardınız. Geç bakayım yerine. Aa, sınırı geçme. Aman, nereden geliyorsunuz siz? Sorun yok abi, benimle birlikteydiler. İşte onun için soruyorum zaten. Tülay. İzleyebilirsin Emreciğim. Şeyden geliyoruz. Yani dizi izlemek ayıp bir şey değil sonuçta. Sınırı geçmediğin sürece istediğin şeyi izleyebilirsin. Gözüm kaydı benim. Erkek adam böyle kadın dizileri izlemez. Hele maç varken hiç izlemez. Ben sürekli telefon oynadım, hiç pek öyle etrafı şey yapmadım baba. Amcam götürdü bizi, o söylesin. Yani kızlar... Kesin artık yeter. Şşş. Ben hepinizi tek tek aradım. Bir şey diyeyim mi? Hepinizin telefonları kapalıydı. Bu herif var ya... Kesin aldatıyor karısını ha. Demedi demeyin sonra. Onu başta göstermiyorlar tabii ama finalde ortaya çıkacak. Kesin aldatıyor ya. Ben anlarım abi, şu bakışlara baksana adamın ya. İlker, seni kızların birliğine atayım mı, ister misin ha? Alo! Kendine gel oğlum ya. Tamam oğlum, ne var ya? Sürükleyici dizi yani, biraz öyle ilgimi çekti o kadar. Biz her gece evde onunla dizi izliyoruz. Hatta bizim özel dizi gecelerimiz falan var değil mi Caniko? Ha? Ha, yalancı. Şuna bak. Külliyen yalan arkadaşlar. Vallahi billahi dizimizi seyretmiyorum ya. Yani ben öyle diziyi izliyormuş gibi yaparım ama yandan uyurum yani. Ya ben izlemiyorum dizimizi ya. Saçmalamayın. İzliyor musun işte İlker? Bırak Allah aşkına. Ha. Psst. Psst. Psst, gel. Gençler, bu böyle olmayacak. Onlar tabii alıştı bizim iyiliğimize. Bulmuşlar bizim gibi delikanlı paşa çocukları, sömürüyorlar. Çıksınlar bakayım dışarı. Sokakta ne tipler var. Bize şükretsinler oğlum. Hiç. Ne yapacağız peki? Öküz nasıl olurmuş göstereceğiz. Canım bana müsaade ya. Hem senin de misafirin varmış. Dur ya, sen de tanışırsın. Hani sana geçen gün anlatıyordum ya. Üniversiteden arkadaşım Mete. O gelecek. Aslında hiç böyle bir şey aklımda yoktu ama işte bir anda bir şeyler başladı sanki aramızda. Hem sen de bir gör, bir tanı. Bak bakalım sevecek misin, ne düşüneceksin, çok merak ediyorum. Mete çok iyi biridir, sen de kal. Ay yok canım, ben gideyim, biz sonra şey yaparız. Ha geldi. Ya sonra gidersin lütfen, hadi bekle birazcık. Tamam, ben o zaman bir tuvalete gideyim. Tamam. Selam. Hoş geldin. Gelsene. Lütfen çocuklarınızı ekranların karşısından uzaklaştırın. Şiddet ve küfür içerir. Ama herif olmalı bunlar. İlk insanlar. Bayağı şu an müze geziyor gibiyim yani. Kaçırma işte bu. Kaçırma. Adam kaç. Senin çevirdiniz be? Aşkım istiyorsanız gidebilirsiniz yani. Taksi çağıralım size bir tane gidin. Ana! Gitmek istiyorsun sana. Allah! Ay ben bu adamı tanıdığımda böyle değildi ya. Vallahi böyle değildi. Kızım ben sana söylüyorum sen dinlemiyor musun beni ya? Ha? Geçti cicim ayları falan. Hoş geldin gerçek dünyaya. Aa! Benim için mi? Tabii ki. Kimin için olacak? Dün geceden sonra ben de bir sofra hazırlayayım da eşitlenelim istedim. Gizem aslında ben de on... Ya şu an bir misafirim var benim evde. Kendisi tuvalette. Alt kat komşum Melek. Çıkınca tanışırsınız. O gittikten sonra masaya otursak olur değil mi? Olur. Tamam. Kötüydü galiba biraz ama çıkar şimdi. Çok tatlı biri. Tanısan çok seversin. Hatta ben bir gidip bakayım ona. Melek! Melek! Canım iyi misin? İyiyim canım. Üşütmüşüm de. Çıkarım birazdan. Yani dışarı çıkarım anlamında. Tamam canım, bekliyoruz. Üşütmüş sanırım. Çıkar şimdi. Acelemiz yok nasıl olsa değil mi? Yok problem değil. Ben beklerim. Of! Kızlar ne yapacağız ya? Maçın bitmesine daha çok var. Böyle bekleyemeyiz. Onları en zayıf noktalarından bulmalıyız. Peki erkeklerin en zayıf noktası ne? Kıskançlık. Aynen kıskançlık. Peki kıskançlıktan tırnaklarını yesin mi? Yesinler. Kıskançlıktan deliye dönsünler mi? Dönsünler. O zaman çağır Oduncu Ferhat. Oduncu Ferhat mı? O kim ya? Oduncu Ferhat. Bizim yan komşumuz. Oduncu Ferhat mı? Evet. Ne oldu hayatım? Maç izliyordunuz siz. Olmaz. Oduncu Ferhat olmaz. Bak belden aşağı vurmak yok Sibel. Artık çok genç. Kim lan bu Oduncu Ferhat? Abi adam hem oduncu hem Ferhat. Geç kaldık. Çok büyük kart oynadılar. Alo? Ferhat'cığım, ne haber? Ben bir gidip bakayım şuna. Melek! İyi misin? Hayır, hiç iyi değilim ya. Melek! Canım, benim işim biraz uzun sürecek de siz şey yapın, takılın. Yani oturun yan yana. Sanırım biraz daha işi varmış. Saat kaç oldu? Gizemciğim, ben en iyisi kaçayım. Ama o kadar da sofra hazırlamıştın. Ya şimdi arkadaşın hasta oldu belli ki. Sen de onu öyle bırakma yalnız. Hem ben varım diye ekstradan da huzursuz oluyordur. Mete, çok özür dilerim. Yani ben de bilemedim. Kızcağız bir anda böyle oldu. Olur canım böyle şeyler. Hem günler torbaya girmedi yani. Peki sen iyi misin? Ben? Telefon çalıyor. Çalsın. Telefon. Kapandı. Ben kaçayım. Yarın görüşürüz. Ha? Peki. Öyleyse ben seni yolcu edeyim. Çok özledim seni aşkım. Bu uzak mesafe beni bitirdi. Keşke çalışmak zorunda olmasam, hep yanında olsam. Seni çok seviyorum. Melek, iyi misin? Bak Mete de gitti. Neyin varsa söyle. İyiyim canım. Çok iyiyim. Hiç merak etme. Ben çıkarım birazdan. Ay ben vallahi çok kısmet görüyorum burada. Yani en az 3 tane kısmet var burada. Allah'ıma kitabıma ben bu herifi öldürürüm abi. Tutmayın beni, vallahi ben bu herifi indiririm bak. Oğlum nereden indiriyorsun? Görmüyor musun adamı ya? Ayrıca seni tutmuyoruz oğlum. İstersen indir. Ama kavgayla dövüşle bir yere varamayız. Daha mantıklı bir fikir bulmamız lazım. Birazcık zekice planlar yapalım isterseniz. Ayaz, yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bu Oduncu Ferhat denen heriften 1000 kere daha yakışıklısın. Oğlum, ondan sen bile daha yakışıklısın sen. Bile ne demek lan şimdi? Oldu mu yani? Ne yapacağız oğlum, ne yapacağız? Bana onu söyleyin siz. Bak yavaş yavaş benim cinlerim tepeme çıkıyor ha Ayaz. Oduncu dilemem ben, kıskanç adamım. Alırım onun odunlarını. Şşş! Sakin ol, sakin ol. Benim aklıma bir şey geldi. Onların Oduncu Ferhat'ı varsa bizim de... Ne? Bekle. Burası çok fena karışacak. Sen bekle sen. Ne oldu ya, iyi misin? Hah, iyiyim canım, iyiyim. Harikayım. Ay, çok özür dilerim ya bu arada. Gitti galiba arkadaşım. Ay, hiç mühim değil. Sen iyi ol da. Neyse, hadi benim gitmem lazım. Olcay da bekler. Tamam, tamam tabii ki. Ya tekrar kusura bakma bu arada sevgilinizle romantizminizi bozdum. Hiç önemli değil. Sen artık bunları düşünme. Hem yarın tekrar gelirim dedi. Öyle mi dedi? Ah çok güzel, ne güzel, harika. Peki o zaman. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Ah dikkat et. Bu aralar etrafta virüs var. Sana da bulaşmasın. Tamam canım, dikkat ederim. Gel seni geçireyim. Hı. Kız ne oldu? Aradım, açmadın. Hiç merak etme Olcay çocuğum. Çok yakında Gizem Hanım'a elveda diyoruz. Artık bir helva pişirirsin. Sen ne diyorsun? Pilav bile yaparım. Ay gözüne ışık gelmiş ya. Oh, dünya varmış. Erkeğini geri al. Bak 2 dakika saldım, geldi kurtlar kaptı, gördün mü? Şeyma. Olcay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Eğlence. Sınır ihlali yapıyorsun, bak bu kurallara aykırı. Geçti canım sınır falan, oyun bitti. Oho, olmaz ki böyle ama ya. Ay Emre'cim sen de maşallah çok güzel yerden kuruyormuşsun, öğrenmiş olduk. Tamam canım hadi güldük eğlendik, gidebiliriz. Hop. Ne oluyor ya? Şuna bak ya, bir de utanmadan karşımda dans ediyor. Hem suçlu hem güçlü. Ne çabuk unuttun yaptıkları. Ya ben sana iyilik yaptım, iyilik. Sen hala anlamıyorsun. Ay bana hala iyilik diyor ya. Biz seninle bu konuda niye bir milim bile ilerleme kaydedemiyoruz? Hem niye arıyor hala Şeyma seni? Ben hala anlamıyorum yani. Yahu ben aramadım, o aradı. Evet. Tamam sana yalan söylemiş olabilirim. Ama ben onu sen üzülme diye söyledim. Benim kötü bir niyetim... Ya 10 yıldır her seferinde şu Canan muhabbetini ısıtıp karşıma koyuyorsun. Artık yeter ya, yeter. Yetmez. Sen açana kadar Canan konusu falan yok. Sen onun anılarını bizim anılarımızla karıştırmaya başladığında oldu bütün bunlar. Küfretseydin daha iyiydi be. Şeyma kim Şeyma? Şeyma kim? Bana ne söyle? Sen mevzusu yeni mi çıktı ya? Derin ya. Derin sen çıkardın. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Açıklamaya çalışıyorum. Dinlemiyorsunuz. Kafalar mı herhalde? Benden mi? Kapı orada. Ben mi aradım? İlker artık sen de. Bana hiç şey olmaz. Aa gidiyor bunlar. Hop bir dakika. Ya mis gibi dansöz kaçtı gitti işte ya. Mis gibi derken? Ayıp oldu insanlara. Hep sizin yüzünüzden. Oduncu Ferhat'ı çağırmayacaktınız o zaman. Siz başlattınız. Terbiyesiz. İnsan bir bay bay der, bir şey der değil mi yani? Ya of kızlar bırakın. Gidelim uyuyalım biz en iyisi ya. Madem erkekler bizi tadımızı kaçırdı. Ya beyler yürüyün uyuyalım ya. Kadınlara güven olmaz. Bunu bir defa daha öğrendim. Taktığım paralar haram zıkkım olsun değil mi? Evet, Oscar gelene kadar çok olabilirim. Keşke ben Ferhat'ı baksaydım. Ay ben de Ferhat'ın içinde falan var. Ne gerek var ki? Sanki hiçbir şey de yok kafamda ya. Satmasaydın o zaman. tutmadı mı? Hayır. Bazen öküz olabiliyorum. Ama seni çok seviyorum. Sen bazen öküz olabiliyorsun ama ben seni hala ve yine de çok seviyorum. Söz yetmiyor böyle anlarda, çıkamıyor tenhalarından. Anlamak ister sanıyor, aldanıyor, uzaklaş korkularından. Söz yetmiyor böyle anlarda, çıkamıyor tenhalarından. Anlamak ister sanıyor, aldanıyor, uzaklaş korkularından. Çok güzelsin. Bunu sana daha sık söylemem lazım. Çok güzelsin. Bana iltifat ederek aramızdaki problemleri çözemezsin. Problemler kalsın. Ama sen gene de çok güzelsin. Konuşamadık hiç. Nasılsın? Nasıl geçti günün? Merak ediyor musun gerçekten? Tabii ki merak ediyorum. Güzeldi. Çok güzeldi. Yani böyle bir sürü yeni şey öğrendim. Okul gibiydi. Soyut resim falan. Merak etmiyorsun aslında. İşimi sormuyorsun. Nasıl olduğumla ilgilenmiyorsun. Sen Derin'i soruyorsun. Birbirimizi yıllardır tanımamıza gerek yok. Gözlerine bakınca anlıyorum işte. Beni yargılıyorsun. Kendimi suçlu hissetmemi istiyorsun. Senin istemediğin bir şey yaptığım için bana kötü gözlerle bakıyorsun. Öykü. Benim mutluluğumun hiçbir önemi yok. Günaydın canım. Sibel. Efendim hayatım? Sende bir gariplik mi var? Yo, sana öyle gelmiş olmalı. Bir gariplik falan yok. Ne bileyim, bir mutlusun böyle. Bir ferahlık, bir rahatlama gelmiş yüzüne. Sen neredeydin dün gece? Bu yatak niye hiç bozulmamıştı ben? Ben mumya gibi yatarım hayatım ondan. Ay gitme işte kızın üstüne canım anla. Günaydın. Kahvaltı hazır. Sucuklu yumurta yaptım. Seversin sen. Ya. Sucuklu yumurta yaptın Burcu. Sana seversin sen. Bırak. Bırak çabuk öpücüğü yere. Ay gülüyor bir de ya kızım bak gülme. Ya hani biz dava arkadaşıyken hani biz bu yola baş koymuştuk. Ne oldu? Ben bir yüzümü yıkayayım canım. Ay dur ben de sana yardım edeyim değil mi? Ya 2 gün dayanamadınız. Yazıklar olsun size yazıklar olsun. Alo, Derin. Hah. Evde olmana sevindim. Şu cep telefonu kullanmama huyuna hayranım ya. Neyse. Evet, anladım. Bugün moda evine gelsene. Konuşuruz, beraber bir kahve filan içeriz. Ha? Tamam. Görüşürüz, bekliyorum. Ay Anneciğim sucuklu yumurta harika olmuş hayatım. Ellerine sağlık. İçine sevgimi kattım. Ya. Aşkım. Hı. Ay biz her hafta sonu buraya mı gelsek ha? Ne dersin? Ay böyle havasından mıdır, suyundan mıdır, nedir dün gece? Vallahi ben de anlamadım. Ama bundan sonra burası bizim aşk yuvamız olsun. Hı. Ne dersin? Harika olur derim. Yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun. Demek ki dostun düşmanını böyle zamanda tanıyormuşsun. Ya tamam oğlum artık ya. Yani öf. Bak biz birbirimizi çok seviyoruz. Güldük, eğlendik, bitti. Böyle küçük şeylerin aramızı bozmasına izin vermeyelim. Ya Öykü, siz de çok uzattınız ama ha. Fikir aslında ha. Yedim mi sen? Hayır, yedim ben yedim. Al al sen ye. Oh. Merhaba, Fırat Bey'le mi görüşüyorum? Ha, merhaba Fırat Bey. Siz Gizem'in sevgilisisiniz değil mi? Ha, ben Gizem'in alt komşusuyum da. Evet, evet. Şunun için aradım sizi. Gizem sürekli sizden bahsediyor bana. Hı-hı. Yani sizi çok ama çok özlemiş. Yani inanır mısınız, dün saatlerce ağladı. Evet, evet. Yani ben Fırat'ın yanına gidemiyorum, keşke o benim yanıma gelse dedi. Tabii ama bir günlüğüne olsa da gelse dedi o. Yani aslında siz bu akşam gelip ona şöyle güzel bir sürpriz yapsanız dünyanın en mutlu insanı olur. Buna gerçekten çok ihtiyacı var. Ah çok teşekkür ederim, harikasınız. Tamam, çok güzel. Oldu, görüşürüz, hoşça kalın. Şunlara bak ya. Hayır, madem sattınız beni bari en azından sofrayı toplamaya yardım edin. Sen de öyle otur tamam mı? En iyi yaptığın şey bu zaten. Aferin. Burcu, Sibel neredesiniz? Aa! Hakikaten nerede bunlar ya? İlker, Emre. Neredesiniz oğlum? Emre, Burcu! İlker! Sibel! 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 İlker! Adiler, pislikler! Nereye kız gücü dedik şunların yaptığına bak ya! Tiplere bak ya! Sağır bu şimdi erkekliğe? Öldüreceğim seni Burcu, öldüreceğim! İnsan bari haber verir. İşler nasıl? Bizim defileden sonra geldi mi bir şeyler? Ufak tefek. Bakalım sezon anca açılıyor. Hı hı. Sen nasılsın? Pek iyi olduğum söylenemez. Biliyorsun zaten. Tatsız şeyler yaşandı. Evet. Tatsızdı gerçekten. İnanamadım sana. Öyküyle evet. Dediğin gibi pek hoş olmadı. Ama her şeyin sebebi var. Öykü benimle çalışıyor biliyorsun değil mi? Biliyorum Derincim. Biliyorum. Seni o yüzden buraya çağırdım. Öyle mi? Dinliyorum. Türkiye ve Cumhuriyeti'nden... Ne gülüyorsun acaba? Komik bir şey mi izliyoruz burada? Bana muhtaçsın ya, ona gülüyorum. Kim demiş acaba sana muhtacım diye? Ne alakası var şimdi? Ben olmasam acaba nasıl döneceksin şehre? Tamam, yani belki doğru dağ başındayız ama sana muhtaç falan değilim. Ben gerekirse otostop çekerim. Aha, çekersin sen, çekersin. Çekerim tabii, niye çekemiyormuşum? İyi, çek. Ama burası birazcık tehlikeli olabilir. Hani dediğin doğru, dağ başı sonuçta. Hırlısı var, hırsızı var. Hatta ayı bile inebilir yani dağdan. Gerçi sen ayıları bile bezdirirsin ha kendinden. Pardon abla derler, sana yol verirler. Of! Şşt! Bak sınır ihlali yapıyorsun, dikkatini çekerim. İstiyorsan gidebilirsin, bak kapı orada, hatta senin tarafında. Tamam dayıcım ya, ben bir daha böyle sınır ihlali falan yapmayacağım. Dayıcım, şimdi artık dönebilir miyiz lütfen dayıcım? Dayı mı? Köprüyü geçene kadar işte, ne yaparsın? Of! Vallahi benim hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Ben buralardayım. Sen nasıl istersen öyle yap. Gıcıksın ya, gıcık! Tamam, ya uyuyacağım ben. Kız şunun sesini açmışsın, son ses. Aha, tamam. İyi uykular. Sen sakın uyuma ama, tamam mı? Ya maazallah bir uyursun, şimdi 6 ay uyandıramayız. Malum kış uykusu falan. Öykü bana çok yanlış yaptı. Ben her şeye rağmen ona bir şans tanıdım ama o hepsini elinin tersiyle itti. Öykü'nün bunlardan pişman olmasını istiyorum. Benden ne istiyorsun? Onu kovmanı istiyorum. Kahve için teşekkür ederim. Derin, benim gibi birini küstürmek istemezsin değil mi? Yalnızca dostlarım bana küsebilir. Ben bu teklifini duymamış gibi davranacağım. Beni de, Öykü'yü de rahat bırakırsan sevinirim. Yoksa küseriz değil mi? Ya baba ne olursun bırak, toparlarız sonra ya lütfen. Evde bir bekar erkeğin yaşadığı nasıl da belli oluyor. Gizem diyordun. Ha, Gizem işte yani. Üniversiteden. Siz tanışmamış mıydınız ya? Ya tanışmaz olur muyuz? Şu meşhur bitmeyen bitirme projesi onunla değil miydi? Allah'ım ya Rabbim ya. Adımız çıkmış 9'a inmez 8'e. Hani niye kimse bana inanmıyor o işin bitmeme sebepleri bambaşkaydı diye? Akıllı kızdı. Tatlı kızdı. Hatırlıyorum. Ailesi de iyiydi. Ailesi iyi derken ince bir iğneleme sezdim ama. Bana bak. Senin mutluluğun benim için her şeyden daha önemli. Şeyma hayatına girdiğinden beri burada değilsin. Kafan karışık. Belki de böylesi daha hayırlı. Ne bileyim baba ya işte. Oldu mu oluyor. Ne bileyim. Evet. Oldu bu oluyor. Haklısın. Ya ikimiz de kadınlardan ne kazık yedik değil mi be baba? Sen Önem'den, ben Şeyma'dan. Yemin ediyorum baba oğul perperişan olduk ya. Ama ben neyi severim biliyor musun? Yeniden başlamayı. Ne dersin evlat? Yeniden başlayalım mı? Yani ne bileyim, o kadar kolay mı? Kolay. Bak mesela önce şu fazlalıklardan kurtulalım. Tamam mı? Önce şu çöpleri temizleyelim. Sonra arkası gelir. İyi. Hı? Kolaymış. Babam yine her şeyi biliyormuş. Hadi yürü. Ama dağılmışım ben. Böyle daha rahat uyursun dedim. Dün gece hiç uyumadım. Neden? Üzüntüden. Bütün gece düşündüm. Sana çok kırgınım. Biz ne zaman böyle olduk? Biz Öykü ve Ayaz'dık. Hangi ara diğerleri gibi olduk? Ben uyuyacağım. Hadi sen de git artık. Efendim? Bu saatte. Son dakika işleri sevmem biliyorsun. Kaçırmasaydınız o zaman diğer fotoğrafçıyı, ben ne yapayım? Tamam, tamam peki. Ama bu son olsun. Gel benimle. hangi ara hazırladın bunları? Sen uyurken. Öykü ben... Kızım emin misin? Bak bir terslik çıkmasın. Ya merak etme, eminim. Hah, geldi Mete. Birazdan Gizem'inki de gelir. Ayaz, inanamıyorum sana ya. Sen benim tanıdığım en romantik öküzsün. Ya artık şu öküz kelimesini bir kenara bıraksak olur mu? Olur. Ben de kullanmak istemiyorum aslında. Ama sana bağlı. Ben bu defteri kapatabilirim. Sen de hortlatma, olur mu? Tamam. Denerim. Ben eskimeyen tek güzelliği sende gördüm. Sende buldum erişilmez hazları. Yanında sıyrıldım korkulardan, yalanlardan. Duyguların en ölmezini sende duydum. Susuzluğum dudaklarında dindi, yalnızlığım ellerinde. Çoğu gün unuttum açlığımı, sende doydum. İlk defa seninle bütünlendim, anlıyor musun? Anladım yaşadığımı her nefes alışta. Seninle geçtim bütün zamanlardan. Seninle var oldum. Eridim bir sonsuz çalkanışta. Bunu açmak zorundayım. Kim? Efendim? Öykü selam. Rahatsız ettiğim için kusura bakma. Tatil demiştik bugün için biliyorum ama son dakika bir iş aldım. Üstelik iyi bir iş. Evdeyim, yani atölyedeyim. Hemen gelmem mümkün olur mu acaba? Bilmiyorum durumunuz nasıl, çok da sormak istemiyorum. İyi kazanabileceğimiz bir iş. Hatta avansını da aldım. Öyle mi? Tamam. Tamam. Geliyorum. Harika. Sevindim. Bekliyorum. Görüşürüz. İş almışız. Şimdi mi? Pazar. Gece saat 9'da. Cem'in okul ödemeleri birikmiş. Annem bu sabah söyledi. Ben söz verdim onlara. Çalışmam gerek. Para gerek. Ve bu işten iyi bir ödeme alacakmışız. Öykü ben... Tamam. Haklısın. Ben seni bırakırım. Canım benim. Ayaz, ben senden bunu bekliyorum işte. Teşekkür ederim. Tekrar kusura bakma. Aç mısın, bir şey hazırlayayım mı sana? Ha yok hiç gerek yok, sağ ol, ben almayayım bir şey. Asıl benim aklımda bir konu var. Onu konuşmak için geldim. Tabii. Seni dinliyorum. Nasıl desem... Hani geçen gece bendeydik ya... Çok pardon, aslında kimseyi beklemiyorum ama hemen geliyorum. Fırat? Aşkım. Arkadaş kim? Ah. Şeyma? Şeyma mı? Merhaba Şeyma ben. Mete'nin nişanlısıyım. Merhaba. Ay aşkım ya. Kusura bakma, sen yine zil çaldın da ben duymadım değil mi? Artık sana anahtar falan yaptırmamız lazım. Böyle her seferinde Gizem'i rahatsız etmek olmuyor yani. Ya tekrar kusura bakmayın, ne olur. Çok memnun oldum. Fırat ben de. Gizem'in erkek arkadaşı. Ah öyle mi? Çok hoş, ne güzel. Peki o zaman. Size iyi geceler. Tekrar kusura bakmayın. Gel aşkım. Ya sen nasıl bu kadar şeytan, nasıl bu kadar aşağılık bir insan olabiliyorsun? Her şeyi sen tezgahladın değil mi? Şişt, bağırmayın, apartmanına girmişler. Al, işte. Yancısı da burada, Olcay. Sen olmasan şaşardım zaten ya. Demek siz burada şirket kurup milletin hayatlarını... Yazıklar olsun lan size, yazıklar olsun ya. Ya bir insanın aklı bu kadar kötülüğe nasıl çalışır ben anlamıyorum ya Rabbim ya. Anlamıyorum ya. Ben hayatımda senin kadar kötü bir insan görmedim Şeyma. Midemi bulandırıyorsun ya. Ya hayatımızı zindan ettin yani. Yeter! Nefret ediyorum senden! Nefret ediyorum senden! Nefret ediyorum! Çekil! Keşke sana hiç aşık olmasaydım. Keşke hiç görmeseydim seni. Keşke o gece hiç yakınlaşmasaydık. Benim canımı kimse bu kadar yakmadı. Ben ne yaptıysam senin için yaptım ya. Seni kaybetmemek için. Allah kahretsin. İstediğin olacak. Hayatından çıkıyorum. Ve bir daha beni asla görmeyeceksin. Çekil gitme. Bana baksana sen. Ne? Sen ne yaptığının farkında mısın? Sen bu kızı ne hale getirdiğinin farkında mısın? Ne var Olcay, ne? Şeyma senin için neler yapıyor, senin haberin bile yok. Bu kız bana geldi, burada kaldı, gecelerce ağladı. Sonra bir baktı, hayatta en sevdiği kişi üst kat komşumla fingir diyor. Şeyma'nın hiçbir şeyden haberi yoktu, sen çoktan mercimeği fırına vermiştin. Olcay bak, ben bu saatten sonra Şeyma ile ilgili hiçbir şeye inanmam. Ondan da her şeyi beklerim, anladın mı? Her şeyi beklersin ha? Her şeyi beklersin, öyle mi? Arkadaşının evini geri almasını da bekler misin? He? Şeyma'nın parmağında niye yüzük yok Mete? Çünkü onu verip Öykü'nün evini geri aldı da ondan. Sen özür dile dedin, o da özür diledi. Aşıkların özrü böyle olur işte. Selam, hoş geldiniz. Merhaba, geç kalmadım değil mi? Yo, zamanında geldin. Modeller de birazdan gelir zaten. Sen içeri geç, ışıkları yak, ısınsınlar istersen. Tamam, tabii. Ayaz'cığım, sen de şey yaparsın değil mi? Teşekkür ederim beni bıraktığın için. Ama sen eve git istersen, geç kalma. Merak etme canım, sana iyi çalışmalar. Tamam, içerideyim ben. Evet, seni dinliyorum. Bir şey söyleyecek gibisin. Öykü benim için çok değerli. O benim sadece sevgilim değil, her şeyim. Hayattaki tanıdığım en iyi insan. O yüzden bazen kötü niyetli insanları pek seçemiyor. Ama ben onun gibi değilim. Ne güzel. Bir ortak yönümüz çıktı. Açık konuşacağım. Lütfen. Gözüm üzerinde. Yok. Lütfen daha açık konuş. Şimdilik sana yeter. Ama dikkatli ol. Attığın her adımı takip edeceğim. Her hareketinden haberdar olacağım. Eğer ters bir şey fark edersem... Evet. Hayal gücü olan bir insansın. Gerisini hayal gücüne bırakıyorum. Sen mimardın değil mi? Bilmiyorum, konuşman çok sokak ağzı. Açığını bulacağım, merak etme. Buralardayım ben, merak etme. Gülümse. Zamanı geldiğinde ben de bir sergi açacağım. Göründüğü gibi olmayanlar. Soyut bir çalışma olacak. Hani dün Öykü'yle yapmışsınız ya. Onun gibi. Sergimin son parçası sen olacaksın. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Şaşırt bugün beni.